7 alkol ve madde bağımlılığı tedaviyi karıştırıp olumsuz yönde etkileyeceğinden böyle bir durum varsa önce onun tedavisi yapılmalıdır. 8 karmaşık durumlarda klinisyen, hastaların intihar ve çevreye zararlı olma tehlikesi ve antipsikotik ilaçlara bağlı tardif diskinezi olasılığı konularında uyarıcı olmalıdır. 9 polifarmasi, aynı amaçla birden fazla ilacı birlikte kullanma, uygulamasından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Bununla birlikte bazı durumlarda tedavinin etkisini güçlendirmek amacıyla ilaç kombinasyonları yapılır. Bu özel durumları şöyle sıralayabiliriz. A. Antidepresan ilaçların tek başına etkili olmadığı durumlarda sinerjik etkili ilaçlar bir arada verilebilir, antipsikotikler, tiroid hormonları, lityum, benzodiazepinler ve metilfenidat eklenmesi antidepresanların etkinliğini artırabilir. B. Hastalık tanısının özel bir kombinasyonu gerekli kıldığı durumlar, psikotik depresyonda antidepresan ilaçlara antipsikotiklerin eklenmesi gibi. C. Psikotrop ilaçların yol açtığı yan etkilerin düzeltilmesi amacıyla, antipsikotik ilaçların yol açtığı ekstrapiramidal belirtilere karşı antiparkinsoniyen ilaçlar kullanılabilir. D. Akut tedaviden sürdürüm tedavisine geçerken geçici olarak iki ilaç bir süre birlikte kullanılabilir. Şizofrenide oral antipsikotiklerin yanı sıra depo antipsikotiklerin verilmesi ya da akut mani tedavisinde lityumun yanı sıra semptomlar düzelene kadar haloperidol eklenmesi bunun örnekleridir. E. Hastada değişik belirtilerin tedavisinde tek bir ilaç etkili olmuyorsa geçici olarak başka bir grup ilaç eklenebilir. Depresyonda sürekli bir uykusuzluk durumu hastayı rahatsız ediyorsa asıl tedaviyle birlikte benzodiazepin grubu bir hipnotik verilebilir. 11 klinisyen, hastası için aynı etkiyi sağlayan en ucuz ilacı seçmelidir. Kural olarak terapötik etki sağlayan en düşük doz kullanılmalıdır. 12 hastaya ve hekime düşen tedavi sorumlulukları tartışılıp karşılıklı güven ve terapötik işbirliği sağlanmalıdır. Özellikle dağınık ve dezorganize hastalarda ise aile çevresi ve yakınlarından yardım istenip tedavi süresince hastanın kontrolü ve tedaviye uyumunun artırılması daha da önem kazanır. 13 Her ilaç tedavisinde etkinliği belirlemek amacıyla yeterli dozda ilacın uygun sürelerle kullanımı gerekir. Bu süre antidepresan ve antipsikotik tedavi uygulamalarında ortalama 3 ila 6 hafta arasında değişir. Bu sürenin sonucunda, olumlu bir klinik düzelme, tolere edilemeyen yan etkiler, yeterli doz ve sürede ilaç kullanılmasına kaşılık iyileşme olmayışı gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu durumda sonuçlar gözden geçirilip yeni bir tedavi planı ve stratejisi geliştirilmelidir. Ortaya çıkan duruma göre sürdürüm tedavisi, yan etkileri önleyici ilaçlar, ilaç değiştirme ya da EKT gibi diğer somatik tedaviler önerilebilir. 14 Tedavide unutulmaması gereken en önemli nokta ilaçların farmakolojik etkisinin yanı sıra hasta-hekim arasındaki güven ilişkisinin sağlanmasıdır. 15 Medikolegal yönden ilaçların olası yakın ve uzak yan etkileri konusunda hastaların uyarılıp gerekirse yazılı bir onayı alınmalıdır. Pek çok batılı ülkede zorunlu olan uygulamanın belki hastayı korkutup tedaviye uyumu azaltabileceği akla gelebilir. Ancak bunu yapmak hekim açısından etik ve legal bir sorumluluk konusudur. 16 hastaların tanılarını ve uygulanacak tedavi planını önceden bilmeleri ve tedavi sonucundaki beklentinin ne olduğunu anlamaları gerekir. Uygulanan tedavi başarısız olursa diğer tedavi yaklaşımlarının neler olacağı belirtilmelidir. Bazı hastalar psikotrop ilaç kullanınca bunu çok hasta olduklarının kanıtlanması, ilaç bağımlısı olacakları ya da yaşamlarını kontrol edemeyecekleri şeklinde yanlış değerlendirebilirler. Böyle durumlarda en basit yaklaşım ve açıklama pek çok psikiyatrik bozukluğun diyabet ya da hipertansiyon gibi kronik bir fiziksel hastalıktan çok farklı olmadığını söylemektir. Antianksiyete ilaçlar, benzodiazepinler, benzodiazepin dışı anksiyolitikler, buspirin, antihistaminikler, antidepresanlar. Benzodiazepinlerin endikasyonları, anksiyete, gerginlik ve ajitasyonla belirli psikonörotik durumlar, akut ve kronik alkol yoksunluğu sendromları, konvülsiyonlar, status epilepticus, petit mal, infantil spazmlar, insomnia ve belirli bir takım uyku bozuklukları, kas spazmaları, distoni, huzursuz bacaklar sendromu. Diğer, kardiyoversiyon, endoskopi ve bronkoskopi, doğum eylemi ve doğum sırasında analjezinin artırılması için, preoperatif sedasyon. Nöroleptik ilaçlara bağlı akatizi, tardif diskineziye eşlik eden anormal hareketleri azaltabilirler. İV, ileri derecede ajitasyonda sedasyon, EKT sonrası midazolam gibi. Manide ajitasyonu kontrol altına almak için nöroleptik ya da lityumla eş zamanlı olarak kullanılırlar, nöroleptiklerin etkilerini artırabilirler.
mani ve bipolar bozukluğun profilaksisi, klonazepam. Şizofrenide ajitasyonu kontrol altına almak için nöroleptikle birlikte kullanılırlar, nöroleptiklerin etkilerini artırabilirler. Panik, agorafobi, sosyal fobi, alprazolam, klonazepam, katatoni, parenteral lorazepam, diazepam, klonazepam, antidepresanların neden olduğu miyoklonus, klonazepam. İlaç yarı ömrü aktif metabolit triazolam, midazolam kısa, küçüktür 6 saat, yok alprazolam, hanax, orta, 6 ila 20 saat, yok lorazepam, ativan, orta, 6 ila 20 saat, yok oksazepam, serapax, orta, 6 ila 20 saat, yok klordiazepoksit, librium, orta, 6 ila 20 saat, artı diazepam, diazem, uzun, büyüktür 20 saat, artı, uzun, klorazepat, trenksilene, kısa, küçüktür 6 saat, artı, uzun. Stadt Moses ist der Teil, eine Frucht aus dem Gefängnis in Denizli. Dies ist eine Verteidigungsschrift der Risalanden gegen den Atheismus und gegen die absolute Glaubenslosigkeit. Wenn an sich dies ist es, wofür wir arbeiten. Diese Abhandlung ist eine Frucht aus dem Gefängnis in Denizli, eine Erinnerung daran und der Ertrag zwischen zwei Freitagen. Seit Moses komme im Namen Allahs, des Erbarmes, des Barmherzigen, so blieb er noch einige Jahre im Gefängnis. Suche 12, 42 kann man nach der Aussage und dem Sinn dieser Reise der ägyptische Josef, mit dem Friede sei, das Oberhaupt der Gefangenen. Und das Gefängnis wird zu einer Art Schule Josefs. Da die Schüler der Risalanden nun zum zweiten Mal in großer Zahl in diese Schule eintreten, ist es mit Sicherheit erforderlich, einen Teil jener kurz zusammengefassten Problemstellungen der Risalanden, die sich auf das Gefängnis beziehen und hier bewiesen werden, in dieser Schule, die für die Aneignung guter Sitten eröffnet wurde, zu lesen und zu lesen zu geben, sich die guten Sitten vollständig anzueignen. So wollen wir nun 5, 6 diese Zusammenfassungen erklären. Die erste Problemstellung, die bereits im 4. Wort erklärt wurde, schenkt uns unser Schöpfer jeden Tag 24 Stunden als Lebenskapital, damit wir die notwendigen Dinge für unser Leben und beim Welchen mit diesem Kapital kaufen können. Für ein sehr kurzes britisches Leben geben die 23 Stunden aus. Wenn wir dabei eine Stunde, die für die 5-maligen Pflichtstunden ausreicht, nicht für unser so langes Leben im Jenseits aufwenden, wird eine Vernunft zuwiderlaufender Fehler ist das. Als Strafe für diesen Fehler müssen wir Bedrängnisse des Herzens uns gesehen erleiden. Verderben wir wegen dieser Bedrängnisse unsere gütige Sinn? Müssen wir unser Leben in Verzweiflung verbringen? Eignen wir uns nicht einmal ein gutes Benehmen? Bewegen uns im Gegenteil einem guten Benehmen zuwider? Dann kann man verdammt, in welchem Grade wir Verlust erleiden müssen. Wenn wir diese eine Stunde für das 5-malige tägliche Gebet auslesen, so wird jede Stunde des Aufenthaltes im Gefängnis uns dieses Unglück unter bestimmten Umständen zu einem Tag Anbetung und eine vergängliche Stunde zu ewig bleibenden Stunden. Darüber hinaus verschwinden zum Teil Verzweiflung und Bedrängnis des Herzens und der Seele. Das Gebet gilt als Bußen für die Fehler, die unsere Freiheit Strafe verursacht haben, veranlasst Verzeihung zu erlangen und ein gutes Benehmen zu erwerben, welches der Sinn des Aufenthaltes im Gefängnis ist. Man soll einmal daran denken, was für eine verdienstvolle Prüfung es ist, eine Lehre und eine angenehme Unterhaltung mit den Kameraden im gleichen Umfeld, in der wir unsere Tröstung finden. In dem 4. Wort wurde ja von einem Mann gesprochen, der um 1000 Lira gewinnloses Willen, in einem Glücksspiel, an dem noch 1000 starben Moses, 30. Klozapin tedaviye dirençli hastalar için hala yegane ilaç. İlaçların etkinliği ve yan etkileri hakkında doğru ve gerçekçi hasta eğitimi önemlidir. Şizofrenide relaps oranı yüksektir, bu ilaç alanlarda %15 okuduncu. İlaç tedavisi relaps önlemenin başlıca yolu. İlaç dışı önlemlerde önemli rol oynar. Depo ve yeni antipsikotiklerin önemli payı vardır. Çünkü kuşak apartmanların bilişsel semptomların düzeltilmesinde daha avantajlı olduğu söylenebilir. Yan etkiler, apodekstre piramidal yan etkiler, histamin, tremor, arinezi, reidikinezi, hipotermatatizi, kardiyodiskinezi, en az 3 aynalı rekip adımına bağlı, istensiz, çene, gövde ya da ekstremite hareketleri. Koraiform, hızlı, jerk türü, tekrarlı, atetoid, yavaş, yılan kavi, sürekli, ritmik olabilir. %10 her 3 tip. Stres ve dalgınlıkla artar, uykuda kaybolur. Ortalama 1 yıllık insidans %3-5. Büyük çoğunluğu hafif kozmetik sorun yapar. Yaşlılık en önemli risktir. Tedavi, doz azaltma, L-DOPA, bromokriptin, kolinlesitin, BDZ, E vitamini, lityum, tegretol, klozapine. Nöroleptik mainline sendrom, %0,7. Ateş, diaforez, rigidite, lökozitoz, CPK artışı, inkontinens, bilinç bulanıklığı, oynak kan basıncı görülür. Tedavi, ilacı kes artı destekleyici artı dantrolen artı bromokriptin, L-DOPA, amantadin. Nöroendokrin, hiperprolaktinemi, galaktor, kadın ve erkeklerde, libido azalması, anorgazmi, erkeklerde testosteron azalması impotens görülür. Diğer, kalp damar, ortostatik hipotansiyon, fotosensitivite, retinal pigmentasyon, melleril, görülür, gebelikte malformasyon delili yok. Epilepsi eşiğini düşürürler. Depo nöroleptikler, genel olarak 15 ila 20 günde bir ampul uygulanırlar. Flufenazin dekanot, proliksin ampul, flupentixil, fluanzul ampul, zuplopentixil, clopixil ampul, haloperidol dekanot, haldol ampul, risperdal. Antidepresan ilaçlar. Trisiklik ve tetrasiklikler, imipramin, tofranil, amitriptilin, laroxil, klomipramin, anafranil, meprotilin, lüdyomil, doksepin, desipramin, trimipramin, amoksapin.
Depresyon dışında kullanım alanları, obsesif kompülsif bozukluk, enürezis, panik bozukluğu, diğer okul fobisi, Tofranil %81, Librium %77 etkin, bulimia, katalepsi, narkolepsi, migren profilaksisi, kronik ağrı, peptik ülser, ürtiker, prüritis. Yan etkiler, bir kalp damar, kinidin benzeri, benign hız artışı, ortostatik hipotansiyon, QRS kompleksini genişletme, aritmi, sol ventrikül fonksiyonu bozulması. 2 antikolinerjik, özellikle yaşlılarda bilişsel toksisite. 3 sedasyon. 4 kilo alma, 6 ayda ortalama 7 kilogram, stimülan türlerle, desipramin, daha az. 5 tüm ilaca bağlı ölümlerde birinci. Sırayı alkol artı ilaç kombinasyonu, ikinci. Sırayı eroin, üçüncü. Sırayı trisplik AD'ler alır. 6 tianeptin, stablon, serotonin geri alımını artırır. Selektif serotonin geri alım inhibitörleri, SSRI. Merkezi 5-HT'yi artırırlar. Trisikliklerle ilgili birçok yan etkilerden arınmışlardır, yeni kuşak. Fluoxetin, Prozac, Fulsec, 20 ila 40 mg, gün, paroxetin, pahıl, citalopram, sitol, estilapram, sertralin, 50 ila 100, lastral, seralin, selektra, flavoxamin, 100 ila 200, faverin. Depresyon dışındaki kullanım alanları, obsesif kompülsif bozukluk, panik bozukluğu, şizofreninin negatif belirtileri, bulimia ve anoreksiya nervoza, alkolizm, obezite, reversible kilo kaybı, suisidaliteyi düzeltme. Diğer, saldırganlık, impulsivite, PMS, migren profilaksisi, diyabetik nöropati, kafa travmasının davranışsal komplikasyonları. Yan etkiler, bulantı, sinirlilik, uykusuzluk, tremor, akatizi, fluoxetin, cinsel işlev bozukluğu, anorgazmi, baş ağrısı, serotonin sendromu, artı mağ. Mağ onun bitörleri, tiraminleri, kileşmeleri, kullanımların isimler. Benelgin, kremisiklonin, izokarboksazik, lekonin, motlopin, DNA oluru, mağ ayını yüze eder. 5 ET, nefra yoğunluğunu artırır. Diğer AD'ler, klozodon, nefazodon, venlafaksin, nifazodon, redoksetin, minnazodon. Bipolar bozukluk tedavisindeki ilaçlar. Lityum, karbamazepin, valproik asit. Lityum, lityumun psikiyatrideki kullanım alanları, akut mani, bipolar bozukluk profilaksisi, bipolar depresyon, siklotimi, yineleyici depresyon profilaksisi, özellikle endojen özellikleri egemen, antidepresana yanıt alınamamış akut depresyonda etkiyi güçlendirme amacıyla. Yaygın kabul görmemiş, ancak bir seçenek olarak düşünülmesi gereken durumlar, impulsif agresif davranış, mental retardasyon, ergen davranım bozukluğu ve benzeri, paranoid bozukluk, yineleyici. Denenmiş, ancak etkili olduğuna ilişkin yeterince veri bulunmayan durumlar, duygulanım belirtileri bulunmayan şizofreni, alkol kötüye kullanımı, bağımlılığı, kokain kötüye kullanımı, obsesif kompulsif bozukluk, birinci ya da güçlendirici, kardiyopatisi. Lityum, devam, BPDST, ölme süresini ya da nöbet sayısını 7 kat azaltır. İlk yıl hastaların ilacı almaması, %50 gibi ciddi bir orana ulaşır. Doz, 0,9 ila 1,4 mg bölü litre kan düzeyi, yaklaşık 1800 ila 2400 mg, gün. Yan etkiler, poliüripolidipsi, %60, günlük tek doz, sıvı replasmanı, endol, bulantı, yemeklerle alınması, tiroid hormonu salınımını engelleme, 18 ayda %5 hipotiroidizm, KVS, T düzleşme, ters dönmesi, U dalgaları, ileti gecikmesi, diğer ödem, kilo alma, tremor, ruhsal, grilik konsantrasyon hafıza yakınmaları, cinsel dürtü azalması. Gebelik ve emzirenlerde kesilmelidir. Lityum toksisitesinin erken işaretleri, konfüzyon, letarji, kaba tremorlar, ataksi, dizartri, kusma, ishal, abdominal kramp. Ağır toksisitede bulgular, hiperrefleksi, kas tremorları, fasikülasyon, nöbet, koma, ölüm. Karbamazepin, akut manide lityumdan biraz daha az etkin, profilaksi de az daha etkin. Mik, disforik, hızlı döngülü manide, psikotiklerde daha etkin. Lityum başarısız ise, potansiyel alternatif tedavidir. CBZ artı lityum, CBZ artı antipsikotik. Valproik asit, akut manide iyi çalışılmış ve yüksek ölçüde etkin bir alternatif tedavidir. 50 mikrog/ml nokta kan düzeyi. EKT, klonidin, verapamil, klozapin, BDZ. Gebelikte ilaç kullanımı. Risk kanıtı yok, siproheptadin, klozapin, meprotilin, bupropion. Yararı zararından önemli ise kullan, nöroleptikler, mümkünse potent, lorazepam, hidroksizin, karbamazepin, propranolol, fluoxetin, paroxetin, sertralin metilfenidat, anafranil, venlafaxın, trazodon, meprotilin, klonazepam.